Efendim Çizgi'ye hoş geldiniz. Yeni programımız Çizgi ile her iki haftada bir çarşamba akşamı birlikte olacağız. Ekonomide ve politikada, yurtta ve dünyada gerçekleşen gelişmelerin perde arkasını konuşacağız. Kiminle her çarşamba demek isterdim ama iki haftada bir çarşamba olacak. Bartu Soral'la, kalkınma ekonomisti. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ulusal kanalda sizi ağırlamak çok güzel. Teşekkür ederim. O enerjiyi program öncesinde söyledim. O enerjiyi aldık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi efendim gündemimiz yoğun. Yani biraz da daha öncesinde de konuştuk hocamla. Başlıkları sıraladık. Umarım hepsini konuşmaya vaktimiz yeter. Vakit yetmese de artık her haftaya bir de yapabiliriz. Benim kalbimden geçen o, istediğim o. Ekonomiyi konuşacağız, iç politikayı konuşacağız, dış politikadaki gelişmeleri konuşacağız. Ben vakit kaybetmeden hocam başlamak istiyorum. Önce ekonomiyle başlayalım. Bir görselimiz de var, bu emlak danışmanlık şirketi İngiltere'de bir rapor hazırladı. Rapora göre Türkiye 2022'deki konut kira fiyatlarındaki artışa bakıldığında 56 ülke arasında birinci sırada. Hı hı. Şimdi konut satışıyla ilgili kampanyalar da var. Hı hı. Belki bu kampanyalar fiyatların artışına da sebep oluyor ama hakikaten kiralar ve konut fiyatları belki de bu kampanyalarla birlikte biraz daha artıyor. Bunun arka planında ne var? Hükümetin konut kampanyaları ekonomiyi canlandırabilecek mi? Ekonomide kötü bir gidişat da var ama dünyada 56 ülkede neden ilk sıradayız? Evet, güzel. Görseli gösterebilecek miyiz? Yansıtacak arkadaşlar. Yansıtacak. Hocam biz başlayalım. Tamam. Bir numaralı görsel. Tamam. Şimdi görsele baktık. Ondan sonra burada da var şimdi zaten. Şimdi bakın, Türkiye enflasyondan arındırılmış. Yani bir enflasyon artışı var. Hı-hı. Bakın, konut fiyatlarındaki artış 2022'de %160. Altımızda %25. Büyük bir fark var. Evet. Şimdi bunda konut maliyetlerindeki artış da var. Doğrudur. Tamam. O nedir zaten? Enflasyon. Ancak bakın burada bir de enflasyondan arındırılmış fiyat artışı var. Yani konut maliyetlerindeki artış enflasyon. Yondan ötürü artışı ayıkladım. Hı hı. Reel olarak enflasyondan etkilenmeksizin artışa baktığınızda %45. Şimdi bu bir sorun. En yakın takipçisinde %10. En yakın takipçi 12 var, 11 var, 11 var, 10 var. Büyük bir fark. Yani dünyada 45. Açık ara fark var. Hatta 45.9. Şimdi niçin bu olmuş olabilir? Hı hı. Niye olur bu? A şıkkı. Türkiye'deki konut toplam sayısı, yani Allah korusun, bir deprem olur. %30'u yıkılır. Yani arz eksiği doğar. Hı hı. Veya nüfus 2022'de %30 artar bir anda. Şimdi bunlardan birinin olması lazım. Değil mi? Bizde ne olmuş olabilir? Bizde İki tane olan şey var. Bir, Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlikten ötürü Rusların ve Ukraynalıların ülkeye gelmesi, konut sahibi olması var. Bir. İki, ben bunun ülkeler, Türkiye'de konut alan ülkelere baktım. Sadece Rusya-Ukrayna değil. Bunun içinde Almanya var, İngiltere var, Suriye var. Falan var filan var. Pek çok ülkeden Türkiye'de konut alışı var. Şimdi buna baktığınızda A şıkkı madalyonun bir yüzü ne güzel. Ülkemizin konut piyasasına büyük bir ilgi var dünyadan diyebilirsiniz. Dersiniz de bunu. Öbür yüzünde ise ama bu yüzden Türk vatandaşları konut alamıyor. Ev kirasını ödeyemiyor. Evet. Kiralar aşırı yükseldi. Madalyonun öteki yüzü de bu. Çünkü ekonomide her aldığınız kararın bir seçim yaparsınız, bir şeyden de vazgeçersiniz. Burada seçimi ne yapmışız yani biz? Türkiye
bir cazibe merkezi olmuş belli ki. Konut alımlarına da baktığınızda görüyorsunuz. Rusya ve Ukrayna için yanda bir komşu, tarafsız bir komşu, yakın oldukları, beğendikleri bir yer. Antalya özellikle dolmuş taşmış. Şimdi Ruslar, Ukraynalılar o ülkelerin zenginleri geldiğinde burada zaten çökmekte olan orta sınıf, alım gücü düşen orta sınıf bu konut fiyatlarıyla konut alamıyor. Konut fiyatları arttıkça doğal olarak kiralar da artıyor. Peki ne yapacağız? Şimdi çareler var. Örneğin Kanada ne yapmış ki? Kanada burada var mı bakıyorum. Baktım 10. sıra. Evlerin konut kirası %8.2 artmış. Kanada 2022'nin sonunda karar açıkladı. Kanada vatandaşı olmayanlara konut satışını durdurdu. Bizim o şansımız var mı? Bizim o şansımız. Tabii. Ha, güzel soru. Şimdi sizin her sene 220 milyar dolar bulmanız lazım. Neden? Çünkü dış borçta ana para ve faiz ödemesi gelmiş ve önümüzdeki 12 ayda ödeyeceğimiz miktar 180 milyar dolar. Evet. Artı kronikleşmiş dış ticaret açığından doğan bir cari açık. Yani döviz ihtiyacı var. Yaklaşık 50 milyar da o. Etti mi size 230 milyar dolar? Türkiye'nin önümüzdeki 12 ayda 230 milyar dolar bulması lazımken nasıl yabancıya konut satışını yasaklayacak? Çünkü yasakladığı noktada o döviz gelmeyecek. Demek ki ana konu nedir? Niçin Türkiye bu kadar dış borç aldı? Niçin Türkiye bu aldığı dış borçla kronikleşen dış ticaret açığını durdurup dış ticaret fazlasına döndüremedi? Esas tartışacağımız ama hiçbir yerde duyamayacağınız tartışma konusu bu. Çünkü esas sorun bu. Türkiye niçin yüksek katma değerli üretim yapamıyor? Niçin teknoloji üretemiyor? Niçin bir türlü biz tarımda, örneğin bizim onda birimiz büyüklükte olan Hollanda'nın yıllık 35 milyar dolar dış ticaret fazlasını yakalayamıyoruz da 5-6 milyar dolarla övünüyoruz. Niye? Yani onda birimiz yakalıyor. Hollandalılar uzaydan mı geldi? Çok farklı insanlar. Şimdi bizim bu programda tartışacağımız konular hiçbir yerde tartışılmayan Türkiye'nin esas sorunları. Çünkü esas sorun bu. Evet. Döndüm buraya. Burada tabii ikinci konu da şu. Kira. Deyin ki satışı yasakladınız. Tamam. Ama burada 4,5 milyon geçici sığınmacı var. Hı-hı. Yani Suriye'deki o emperyalizmin başlattığı işgal sonucu Türkiye'ye kaçmış geçici statüdeki sığınmacı. Ve yaklaşık sayısı tahmin ediliyor. 4,5-5 milyon da kaçak var. Yani Afgan'ı var, Suriyelisi var, Afrika ülkelerinden var. Kaçak olduğu için net bir sayı verilemez. Kaçak çünkü adı üzerinde. Peki yaklaşık 9 milyon. Üstüne son sene Ukrayna ve Rusya'dan göçen insanlar var. Satışı yasakladım. Kirayı da mı yasaklayacaksın? Kiralamak istiyor. Kiralamak zorunda. Yani tabii. Şimdi o zaman demek ki biz bir bu sınırlarımızı niye kontrol etmiyoruz? Bu kadar kaçak giriyor ülkeye. Bu bir. İki, Suriye'de savaş bitti. Bu sığınmacılar niye dönmüyorlar? Çünkü bunu planlı yapmazsanız işte başınıza böyle sonuçlar %45 gibi inanılmaz rakamlar ve Türk halkının mağdur olması sonucu
doğuyor. Bir örnek verelim. Kanada Türkiye'nin yüz ölçümü itibariyle 5 katı. Evet. 5 katı. Nüfusu da 34 milyon. 5 katı 34 milyon. Her sene sadece doktoralı, masterlı, çift dil bilen, çok tecrübeli 200-250 bin göçmen alıyor. O kadar. Planlıyor. Benim hangi mesleklerde yetişmiş doktoralı, o doktoraların da denkliğini kontrol ederek, öyle yani doktora aldım geldim yok, kontrol ediyor. Benim hangi mesleklerde, sektörlerde açığım var? Dünyanın en iyi yetişmiş, bana başvurmak isteyenler arasından seçiyorum. 200 bin kişi alıyorum. Ve Kanada'nın nüfusu artan bir nüfus değil bizdeki gibi. Ve genç bir nüfus da değil. Yaşlanan bir nüfus. Onun için genç imigrantları bir plan doğrultusunda kabul ediyor. İşte bizdeki plansızlığın sonucu Türkiye'de örneğin Beyoğlu. Gittim Taksim, yani geçen hafta oradaydım. Tunalı, Ankara'da, Tunalı'da yürüdüğümde şunu görüyorum. Bizim insanımız, benim insanım onlar. Yani tanıyorum, tanımıyorum ama şahsen. Tanıyorum benden o. İşte başörtülü, sohbet edin, genci falan. Taksim'de yürüdüğümde bu benden değil. Bu biz değiliz. Bize ait olmayan bir kalabalık var orada. Ve ürpertici de bir kalabalık. Gerçekten bakıyorsun, burası İstanbul mu, Taksim mi? Bunlar kim ya? Ya bunlar bizim değil. Ve bu İstanbul'un çok işimizin düşmediği Sultan Beyli'de çok fazla, yani İstanbul'un bazı yerlerinde Taksim'dekinden de daha fazla. Doğru. Ve Türk halkı Gaziantep'te çok fazla, Hatay'da çok fazla, Mersin'de çok. Yani bakın, size bir göçmenler ülkesi olan Kanada örneğini verdim. Dönüyorum şu hale bak. Şimdi bu normal değil. Şimdi bu kadar sığınmacı, kaçak geldiğinde bir kere bir ülkenin sunabildiği bir yiyecek gıda kapasitesi var. Kapasite artmıyor bir anda. Hı hı. Kaldı ki bizde tarım politikaları yanlış olduğu için bakın şimdi ne oldu? Karkas et ithal etmek zorunda kaldı hükümet. Yani Türkiye Cumhuriyeti kendi vatandaşına yeteri kadar et sunamaz duruma geldi. Teşviklerdeki hatalardan ötürü büyükbaş hayvan kesime gidiyor. Hı hı. Tamam. Şimdi süt fiyatı yükseliyor, et fiyatı yükseliyor. Bunların üretimi arttırılamıyor. Bir yerde bir hata var. Onun için ne yapılıyor? Çözüm ithalat. Çözüm ithalat çözüm değildir. İthalat kansere bir pansumandır sadece. Geçici olarak uygulanabilir. Ama yıllardır bunu söyledik, anlattık. 728 bin kilometre kare verimli toprağa da sahip olan Türkiye Cumhuriyeti'nin tarım ve hayvancılıkta dünyanın lider ülkelerinden biri olması lazım. Rakamla ölçelim. Türkiye'nin tarımdaki dış ticaret fazlası, o da yaş sebze meyve ağırlıklıdır, 6 milyar dolar. Hollanda'nın, Türkiye'nin onda biri büyüklüğündeki Hollanda'nın 35 milyar dolar. 6-35. Türkiye olarak biz bu sene 110 milyar dolar dış ticaret fazlası verebildik tarımda. Neden diye tartışmamız lazımken elimizdeki kapasite gereğini söylüyorum. Hı hı. Bu kapasiteyle, bu potansiyelle, bu toprakla, hayvancılığı ve tarımı bilen Türk milletiyle, bize çünkü yabancı değil bu, nasıl oluyor da biz yapamıyoruz? Nerelerde eksiğimiz var? Bunları tartışacağız zaten. Demek ki sorunun iki çözümü var.
Birincisi, bir anda bu kadar talep yükselmesi, arzı yükseltemeyince fiyatları aşırı bir biçimde yükseltti. Türk halkı da bundan mağdur. Peki. Ne yapacağız hocam? Yeni, tabii ne yapacağımızı yani söyledik aslında. Bu sığınmacılar dönecek. Bu sığınmacılar. Belki de bir an önce Suriye ile görüşülmesinin. Hemen Suriye Cumhuriyeti'nin seçilmiş demokrasiyle, sandıkla seçilmiş başkanı var değil mi orada? Evet. Tamam. Bir kere onunla derhal iletişim kurulması lazım. Bugüne kadar bu iletişim Davutoğlu'yla başlayan 6 saatte Emevi Camii'nde namaz kılacağız. Yani Suriye'nin parçalanmasında biz de bir parça koparacağız sözüdür o. Evet. Ha, o zaman başbakandı kendisi. Cumhurbaşkanı da vardı ama o zaman. Yani tek başına başkası olmadan başbakan değildi. Değil mi? Evet. Şimdi orada bir hata yapıldı. Şimdi bu hatanından dönmenin ne kadar elzem olduğu, şart olduğunu bir tane şeyle gösterdi. Konutta gördük. Gıda enflasyonuyla da hepimiz hissediyoruz. Kaan Bey de, ben de, Yakup Bey de, o herkes yani hissediyor bunu. Şimdi o zaman yapılacak şey şu. Sığınmacıların tekrar dönüşü için Suriye Cumhuriyeti ile devletiyle, yöneticileriyle bunun planlamasını yapmak, peyderpey insani biçimde buradaki köklerini bir travmaya uğratmadan, çocuğu doğdu, evlendiler, yani pek çok herkesin tek tek durumunu inceleyerek, yani istihdama girdi mi, eğitimli mi, Türkiye'de kalması uygun mu, çalışıyor, üretiyor mu, ekonomiye fayda katkısı sağlıyor mu, evet, katkısı ne, ailevi bağları nedir, bunları tabii ki Suriye'de de sağlar. Bizim mübadelede, yani Girit'le Türkiye arasında o şok edici travmayı doğuran biçimde yapmadan, evet, burada çok edindiği önemli malların hakkını vererek, buradaki çalışarak getirdiği servetin hakkını teslim ederek, Suriye'de de uygun biçimde, ama Suriye'nin şartlarını, yani biz onun bekçisi olarak değil ama planlı biçimde bu insanların dönmesi bir. Kaçaklarınsa kulaklarından tutulduğu yerde. Bak, kaçak girmiş. Siz herhangi bir Batı ülkesine kaçak girseniz bulunduğunuz yerde, yakalandığınız yerde deport edilirsiniz. Evet. Aynı şekilde burada da geçici sığınmacılara farklı bir olay, kaçak olarak girmişlere farklı bir olayla mutlaka bunu geriye döndürmek zorundayız. Zorundayız hocam. Yine konutlarla ilgili gidelim. Hükümetin konut projesi. Yani evet, şimdi 069'da sıfır konutlarla ilgili yeni bir kampanya başlattı hükümet. Evet. Yani betonla ekonomiye ne kadar katkı olacak? Bu evet, kampanyalarla birlikte de fiyatların da arttığını görüyoruz. Yani evet, 4 milyon, 5 milyon İstanbul'da ev fiyatları oluyor. Bu kredinin taksitlerine de bakıyoruz. 10 binin üzerinde neredeyse. Yani 9 bin, 10 bin, 15 bin, 16 bin evet, civarında bir düşük ve orta gelirli deniyor ama düşük gelirli nedir? Asgari ücret alan bir kişidir. 8500 alıyor. 9 binlik taksiti nasıl ödeyecek? Evet. Bu katkı sağlar mı ya da bu projelerin olumlu sonuçları olur mu? Ekonomiye bir canlandırma söz konusu olur mu? Bu taktik geçerli mi? Tabii. Şimdi harika. Şimdi yine bu programda konuşacağımız bir şey. Şimdi bir, sivrisinekler var. Bir de o sivrisinekleri yaratan bataklık var. Şimdi Türkiye'nin bir konut ihtiyacı var mı? Görülüyor, var. Yani bir konut arzı lazım. Güzel. Ana sorun ne? Ana sorun İstanbul'a 20 milyon insanın yığılmış olması. Evet. Ana sorun plansız bir sanayileşmeye gitmiş olmamız. Ve
Kocaeli, İstanbul, Bursa'ya doğru uzanan yerin Türkiye sanayisinin %70'ini üretiyor olması. Başka? Hizmetler sektöründe İstanbul'un tek başına Türkiye'nin %50'sini üretiyor olması. Demek ki sorun neymiş? Bizim şehir ve bölge planlamadaki eksiğimiz, daha doğrusu hiç olmayışımızmış. Tabii bu AKP hükümetiyle ilgili bir konu değil. Bu yıllardır bizim sorunumuz olan bir konu. Yani diyebilirim ki hatta yani 1940'lardan sonra yavaş yavaş baş gösteren ve 1950'lerden sonra da bizim Türk siyasetinin genlerinde olmayan planlama mantığı. Yani biz hangi sektörlerde büyüyeceğiz, hangi sektörlerde komşu ülkelere ürün satacağız, bu sektörleri şehir ve bölge planlama kapsamında nerelere yapmamız lazım ki nüfus da dengeli biçimde dağılsın ve Türkiye'nin her bölgesi bir üretim merkezi ama kendi içinde barındırdığı avantajlarla bir üretim merkezi. Örneğin Doğu, Güneydoğu hayvancılıkta çok iyiydi, şimdi bitti. Evet. Hayvancılık vardı, tarım vardı Doğu'da. Peki tarım sanayini kurduk mu oraya? Hayır. Yani domates ürettik ama yanına salça fabrikasını kurmayı planlamadık. Planlamayınca ne oldu? Halbuki oraya domates salçası fabrikasını da kursaydın böyle işsizlik olmazdı. Böyle işsizlik olmayınca nüfus bu göçler olmazdı. Bu göçler olmadığı gibi oradaki toplum ilişkileri, sanayi işçi sınıfı, işveren işçi sınıfı ilişkileri kurulduğunda Doğu ve Güneydoğu insanı üreten, kazanan insan olduğunda PKK'ya böyle ilgi göstermezdi. Şimdi hocam ben... Şimdi bakın, yani bir şey sordunuz ama temel sorun bu aslında. Evet. Şimdi bu yani yaptıkları kampanya iyi mi? Palyatif, iyi. İhtiyaç var ama arkadaş... İstanbul 20 milyon, belki daha fazla. Nasıl karşılayacak bunu? Türkiye'yi yeniden planlamak zorundasınız. Bu sanayiler tekrardan bölgelere yayılmak zorunda. Bizim limanlarımızı çok daha iyi kullanıyor olmamız lazım. Bizim Tebriz pazarını örneğin, İran'ı çok daha aktif kullanıyor olmamız bölge ülkeleriyle çok daha aktif, örneğin Suriye ile Esed olmadan önce Esad'ken ki kurduğumuz ilişkiler gibi bölgemizdeki ülkelerle ticari ilişkiler kurmalıyız. Çünkü Türkiye'nin oturduğu coğrafya dünyanın en şanslı jeopolitik yerindeyiz. Öyle ki Avrupa'ya da uzanıyoruz. Onun için sordunuz, bu kampanyalar İyi midir? Yani iyidir. Çünkü ihtiyaç var. Yani doğru ama siz bunu ilan ettiğiniz anda ikinci eldeki konut fiyatları artar anında. Hemen artar. Değiştirirler. Şunu da söyleyeyim. Bunu uzun uzun tartışacağız. Konut son bir senede şöyle söyleyeyim. 100 bin liranız mı var? 500 bin liranız mı var? 1 milyonunuz mu var? Ne varsa. Büyük bir rant kapısı oldu. Nasıl? 500'e aldık. Sene sonunda 1,5'a sattık. Evet. Tamam. Aradaki net kar 1. Değil mi? Vergisi var mı? Yok. Vergi toplamıyorsun. Çünkü raiç bedelleri güncellemiyorsun. Onun için diyor ki 500'e aldım. Ya 515'e sattım. 15 bin lira kârım. Halbuki 1,5'a satmış. Elden ödüyor ama. Bu da var. Şimdi şeyi ben soracaktım hocam. Devlet Planlama Teşkilatımız vardı. Evet.
hani hep eleştirilir AK Parti hükümeti. İşte devlet planlama teşkilatını kaldırdı. Ama öncesinde de sanırım yolunda gitmeyen bir şeyler varmış. Çünkü anlattığınız, ama baktığımda mesela ben Karslıyım. Kars'ta bir kombine vardı, et kombinesi. Evet, vardı. Süt fabrikası vardı, et balık kurumuna ait. Bunlar tabii AK Parti döneminde gelene kadar belki satıldılar, el değiştirdiler. Şu an işlevsiz, harabeye dönmüş durumdalar. Evet. İşte ofisler vardı, toprak mahsulleri ofisi. İnsanlar kime satacağım derdi yoktu, ofise götüreceğim, satacağım ve paramı alacağım derdi. Burada şeyi kime, ya devlet planlama teşkilatı şu anda olsa, yeniden kurulsa ve aktif bir şekilde çalışmaya başlasa mı iyi, başlamalı mı? Ya da devlet planlama teşkilatı varken aslında bu sorunlar olmuş, orada mı hata yapıldı? Şimdi şöyle. Devlet planlama teşkilatına baktığımızda, devlet planlama teşkilatı zaten 1960'larda faal olarak başlıyor ve başbakanlığın üstünde personel sayısı 128. Aktif. Şimdi ben size, izleyenlere planlamanın ne olduğunu anlatayım istiyorum önce. İki model vardır. Kapitalizm, yani sosyalizm değil, yani üretim araçlarının devlete ait olduğu model değil de özel sektöre ait olduğu. Burada iki model var. Bir model laissez-faire, yani özel sektöre, piyasaya müdahale etmeyin. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Yani denetlemeyin, düzenlemeyin, kural koymayın. Çünkü Adam Smith'in Invisible Hand, yani görünmez el teorisine göre, eğer piyasaya müdahale etmezseniz o en doğru yatırımı seçer zaten. Yani oradaki girişimci, iş adamı piyasanın en ihtiyaç duyduğu yatırımı bulur, oraya yatırım yapar ve rekabet olduğu için de en iyi malı en ucuza üretmeye gayret eder. Teori bunu der. Pratik. Pratikte bu gelişmiş ülkelerde bile işlemiyor. Çünkü, şeyden pratik dedim hocam, hani zincir marketler konuşuldu ya. Tabii. Burada şimdi, oydu. Şimdi söyle. Evet. Çünkü girişimci, yani teorideki tanımıyla sadece ve sadece kar etmeyi düşünen ve sürekli kar peşinde koşan insan, suç değil yani, güzel. Onun en sevmediği şey rekabettir. Düşünün, siz Türkiye'de bardak üretiyorsunuz Yakup Bey. Aynı bardağı üreten birkaç fabrika daha olsun ister misiniz? İstemez misiniz? Tabii. Koç Holding'e sordum, istemem dedi. Sabancı'ya, bu babamın doçentlikte yaptığı araştırma konusuydu. Türk özel sektörü ve rekabete bakışı. Rekabete bakışı çok doğal bir sonuç verdi. Hiç kimse istemiyor. Onun için ya anlaşıyor, yani anlaşmalı fiyat uyguluyor, veya denetlemezsen her türlü hile ve hurdaya saparak kendisini piyasada tek oyuncu, tekel, monopol veya oligopol bırakmaya uğraşıyor. Tamam mı? Diyoruz ki biz, böyle bir teori var ama bu teori işlemiyor. Biz diyoruz ki, bizler, ikinci yolda şu: ülkenin kıt kaynakları var mı? Var. Kıttır her zaman kaynak. Bu kıt kaynakların hangi yatırımlara gideceğini, ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu yatırımlar yaz. 1- Enerji yatırımı, 2- Petrokimya, tarım 3- Teknoloji 4, eğitim 5 falan, yani sıraladık ya. 100 liram var. Biri 20 istiyor, 12 istiyor, işte 15 istiyor. Bir aklın, devlet aklının oturup her sene plan doğrultusunda biz önümüzdeki 5 yıl içinde
Türkiye'nin acil olarak sürekli ithalat yapıp döviz kaptırdığı sektörler bunlar. Buralara fabrikalar kurmalıyız. Tamam mı? Planlı ekonomi ülkenin geleceğini planlayan bir devlet aklının, yani devlet planlama teşkilatının varlığıdır. Burası aynı zamanda nerelere fabrika yaptım, oralara demir yolları da yapmalıyım. Oradaki enerji nakil hatlarını da belirlemeliyim. Eksikse yatırımını yapmalıyım. Çünkü fabrika kuruyorum, enerji ulaşım kullanacak. Gerekiyor. Aynı zamanda o bölgede meslek yüksekokulu kuracağım fabrikanın ara elemanını sağlayan meslek yüksekokulunu da kurmalıyım. İşte buna biz devlet planlama teşkilatı diyoruz. Tamam mı? İkisi içinde baktığım, yani Birleşmiş Milletler'deyken de, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda da inceledik 150 seneyi. Kalkınan ülkeler hangi yolla? Benim için hiç fark etmez. Bu yolsa bu yol. Buysa bu yol. İnceledik. Hepsi bu yolla kalkınmışlar. Ama Dünya Bankası ve IMF geliyor size, aman ha diyor, bu yol yok. Piyasa en doğrusunu bilir ve 1980'den itibaren diyorlar ki artık dünyada planlama işi bitti. Sovyetler Birliği çöktü, rezil bir sistemdi zaten. Artık neoliberalizm var. Dedi. Nedir bu? Şudur. Devlet elinde ne kadar üreten fabrikası varsa satacak. Özelleştirecek. Niye? Özel daha iyi yapar bu işi. Bizimkiler, yani Turgut Özal, peki dedi satalım o zaman falan. Yani zarar edenler mi? Yok. Özel sektör zarar edeni almaz. Kâr edenlerden başlayalım. Kâr edenleri öyle bir aldılar ki normalde vergi öncesi kâr çarpı 10-15 yılda hesaplanacak artı yatırım maliyetiyle hesaplanması gereken, bir iktisatçı olarak söylüyorum, rakamlar inanın yatırım maliyetine, yani sanki o kârlar ve böyle ya, böyle Türk sermayesi ne değil. Çünkü yabancı sermaye, bir fabrika satılıyor büyük. Yabancı sermaye sizden güçlü. Evet. Çünkü Batı sermayesi, değil mi? 400 senedir var. 400 senedir. Birikim yapıyor. Sermaye birikimi var. Güçlü. Türkiye'nin ise genç cumhuriyetten sonra 1930'la başlamış. Bu özel sektörle, yabancı özel sektörle rekabet edemez. Ne oldu? Her şey yabancılara satıldı. Bir baktık, mey içki bile, ha? Tekel bile, ha? Pek çok şey, telekom bile. Stratejik. Evet, ilginç. Ve tekrar ediyorum, ölü fiyatına gitti ve ölü değildi. Bitirmedim, bitmedi. Şimdi bir işletme var. Mey içki diyelim. İçki. Tekel içki diyelim. Tamam. Tekel içki kamunun olduğunda karı 100 lira. Tamam. 30 lirasını vergiye verdi. Özelin de olduğunda karı 100 lira, 30 lirasını vergiye yani verdi. Kamunun olduğunda geri kalan 70 kamuya dönüyor. Yani bize dönüyor. Özelin olduğunda 70'i özel alıyor. Evet. Efendim sermaye birikimi güzel ama yabancı alıyor. Alıyor gidiyor. Başka bir ülkede daha ucuz iş gücünü bulduğu bir ülkede yatırım yapıyor. Yani sen yavaş yavaş senin işçi sınıfının alım gücü yükseldikçe, ülken kalkındıkça demokrasinin kılıcı sallanıyor. Diyor ki hop, sizde asgari ücret, işçi ücretleri fazla arttı. Ben ucuz maliyet yapacağım. X, Y, Z ülkesine gidiyorum diyor. Fabrikayı topluyor gidiyor. Ne haber? Evet. Böylece öyle bir sistem ki bu. Şimdi bakın. Seni aslında senin işçi sınıfının, çalışan
sınıfın alım gücünü devamlı baskılıyor. Evet, yani bir yerden geldik ama ben... Güzel geldik hocam. Nereye geldik? Şimdi hiç kimsenin yoğurdum ekşi demediği bir zamandayız. Evet. Neden? İktidar da diyor ekonomi. Tabii. Çok iyi, çok iyi gidecek. Çok iyi planlıyoruz. Evet. Muhalefette biz daha iyi yapacağız. Nasıl dediğiniz zaman bunun cevabı yok ama biz daha iyi bir ekonomi model yaratacağız diyor. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. 2022'deki kişi başına milli gelirimiz 10 bin dolar seviyesini aşacak. 2023 yılında daha da yükselerek 12 bin doların üzerine çıkaracağımızı öngörüyoruz diyor. Böyle bir öngörüsü var. Bu öngörü gerçekleşebilir bir öngörü mü hocam? Şimdi şunu söyleyeyim. Burada ben de size rica edeceğim. İş politikaya ait bir başlığı konuşacağız. Arkadaşlarımdan tamam. O VTL'de hazırlamasını rica edeceğim. Tamam. Buyurun hocam. Şimdi şunu söyleyeyim size. Şimdi bu rakamlar çok afaki. Yani şundan ötürü. Şimdi 10 kişiyiz, 110 lira sizde var, 9 kişide 10 lira var. 200, böl ona kişi başı 20 lira geliriniz var diyorsunuz. Bende 10 lira var, onda 10 lira var, onda 10 lira var, sizde 110 lira var. Şimdi onun için böyle topla 82 milyona böl, kişi başı rakamı söyle, komik. Ama bu komiklik dünyada yaşanıyor. Kişi başı milli gelir. Yani bu yaklaşık olarak bir ölçümü ifade eder ciddiyette, o kadar. Yani bir ölçüm. Yani şu da söylenebilir. Bu ülkenin toplam gayri safi yurt içi hasılası 650 milyar dolar. Hı hı. Kişi başına böldüğünde hani nüfusa da bölüyor bir ölçütleme. Ama bu 82 milyonun Türk milletinin alım gücünü ifade etmiyor. Bu 10 bin dolardan 12 bine çıkması da 82 milyonun alım gücündeki artışı ifade etmiyor. Çünkü ekonomi büyüyor olabilir ama bizdeki gelir dağılımı ve korkunç vergi, adaletsiz vergi sistemine baktığımızda Türkiye nüfusunun %80'i o büyümeden bir pay alamıyor zaten. Hep küçük küçük alıyor. Yani bakınız, memur maaşlarında gördük. Değerleme, yeniden değerleme oranının %122 olduğu, yeniden değerleme, vergiler, harçlar falan bir yerde, asgari ücretin 8500'e geldiği bir yerde ne oldu? 5500 emeklilerin, memurların maaşlarının seviyesi ki bizde. Şimdi bu konuyu dağıt. Yok hocam, çok iyi gidiyor. Çok çok iyi. Ama şunu söyleyeyim. Siz kamuya, devlet memuruna, hı hı, asgari ücretin de altında bir ücret, düşük bir alım gücü vaat ederseniz, tamam mı? Kimse devlet memuru olmak istemez. Çok hiçbir şey olamayan, çünkü herkes çıkışı, gelirini, çorbasını kaynatabilmek için iş yapmaya uğraşacak, iş kurmaya uğraşacak, özel sektöre girmeye uğraşacak. Ya hiçbir şey olmadı, devlete atalım kendimizi bari diyecek. Bu mentaliteden verimli iş alamazsınız. Şunu söyleyeyim. Kanada'da yine kalkınma ekonomisi master'ını orada yaptığım için oradan örnek veriyorum mecburen. Kanada'da devlet memuru özel sektörle hemen hemen aynı maaşı alır. Yani yaklaşık yıllık 60-65 bin dolar, yıllık 60-65 bin doları özel sektörde alır. Aynı tecrübeye sahip ve aynı eğitim seviyesine sahip bir devlet memuru da alır. Yani devlet memurluğu özel sektör kadar getiri sağlarken özel sektörden daha garantili bir iştir. Evet. Onun için bizim sınıfın iyileri devlete geçtiler. Bakanlıklara, ekonomi bakanlığında arkadaşım var,
Kalkınma Bakanlığı'nda var, Merkez Bankası'nda var ve işlerinden de memnunlar. Kalifiye, donanımlı, becerikli ve gayet de şevkle çalışan insanlar. Türkiye'de siz bunu yaparsanız o zaman devlete gelen insan mecburiyetten geliyor olur ve şevkle, istekle, verimli biçimde çalışmaz. Bu olmaz. Devlet o kadar önemli bir aygıttır ki ülkeyi yöneten devlettir, bürokrasisidir. Orada çalışan memur, şube müdürü, daire başkanı, genel müdür yardımcısı, genel müdür, müsteşar yardımcısı, müsteşar, bunlar çok önemli pozisyonlardı eskiden. Ve bu iş 1980'lerde benim memurum işini bilir. Bak benim memurum işini bilir. Ne demek o? Turgut Özal bunu söylerken benim memurum işini bilir diyerek aslında bir düşünceyi ifade etti orada. Tamam mı? Ve o düşünce aslında neoliberalizmle Türkiye'ye değil sadece bütün gelişmiş ülkelere de sirayet etti. Ve yavaş yavaş toplumların, gençlerin değer yargıları, donanıma, birikime, okumaya, tartışmaya verdikleri önem düştü. Değer yargıları yıprandı. Gelişmiş Batı ülkelerinde bile 90'larda vergi kaçırmayı bırakın, kaçınmak bile ayıptı. Yani böyle bir sohbet geçmezdi. Şimdi bakıyorum, daha başka bir tartışacağımız konu ama Batı çöküyor. Etik değeriyle çöküyor. Çalışma sistematiğiyle çöküyor. Sosyal devlet imkanlarıyla çöküyor. Anlatacağız bunları örnek örnek. Türkiye'nin bu 21. yüzyılın büyük savrulma dönemi, ki şunu söyleyeyim, 1980'lerde başlayan, 90'larda yükselen Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemon, tek güç, tek jandarma, tek polis, tek saldırgan, tek kaos ihraç eden problematik ülke durumu 21. yüzyılın bu döneminde yavaş yavaş dengeleniyor. Çünkü başka güçler hem de bayağı güçlü biçimde de Çin başta ki Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk hedefi Rusya değildir, Çin'dir. Ama o hedefi kazanarak bir şey yapması benim gördüğüm iktisadi sistemler olarak ve iktisadi güç olarak baktığımda mümkün değil. Onun için değişen bir dünya var. Bu değişen dünya ve savrulan dengelerde Türkiye'nin jeopolitik konumu itibarıyla durumu inanılmaz şanslı. Muhteşem bir yerdeyiz. Türkiye Cumhuriyeti eğer önümüzdeki yılları iyi kullanırsa devlet aklı devreye girer ve geleceğimizi doğru yerlerde planlar konumlanırsa Türkiye Cumhuriyeti önümüzdeki 20 yıldan itibaren dünyanın en güçlü, söz sahibi, oyun kuran 5 ülkesinden biri olur. Bu güce sahip. Çünkü değişen aktörlere baktığımda burada Türk dünyası ve Rusya, Slav-Türk işbirliği ve Orta Doğu'ya bunun yayılmasıyla birlikte Türkiye'nin Avrupa pazarına da erişimi var. O erişim sürmeli. Çünkü Avrupa tüketim gücü olarak baktığımızda, gayri safi yurt içi hasıla olarak baktığımızda güçlü bir bölge. Her türlü kaosuna rağmen, şu andaki ekonomik sıkıntısına rağmen Avrupa Birliği'nin avro para birliği dağılacak olmasına rağmen o ülkelerin satın alma güçleri Fransa'nın, Almanya'nın, Hollanda'nın, İtalya'nın yerli yerinde ve Türkiye için de güzel pazar.
Doğu içinde, Batı içinde Türkiye önemli bir yer. Ama ne üretiyoruz, ne koyuyoruz, ne planlıyoruz, eğitimde ne durumdayız, teknoloji üreten beyinleri yetiştirebiliyor muyuz? PISA sınavında, yani uluslararası lise öğrencilerinin girdiği, dünyadaki bütün lise öğrencilerinin girdiği sınavlarda Türkiye okuma anlamada 44. temel bilimlerde 43. matematikte 44. sırada. Ha, demek ki bir hata var. Yani boş lafla peynir gemisi. Başka? Dünyanın en iyi 500 üniversitesi. En iyi 500. 10 demedim. 500. Bir tane Türk üniversitesi yok. Yani Boğaziçi'nin değerli öğretim üyeleri durma eylemi yapıyorlar ama durmayın. Yani çünkü 500 içinde yokuz. Hiçbir üniversite yok. Hani sadece onu hedef alarak yani söylemiyorum. Fakat demek ki burada yani bizim, Türkiye'de en iyisiyim diyen üniversiteler bile işte tabii, İTÜ'yü biliriz, Ankara tabii, Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, evet, Boğaziçi Üniversitesi bunlar en iyilerdir. Tabii. Onlar bile ilk 500'ün içinde değil. İlk 500'ün içinde yok. İlk 500'ün içinde ya 500 diyorum 100 demedim. 500'ün içinde en az 12 tane Türk Üniversitesi olması lazım. Evet. Bizim teknoloji üreten beyinlere ihtiyacımız var. Çünkü 21. yüzyılın rekabeti üretim ve teknoloji üretimi üstüne aynı zamanda. Aslında neden üretim ekonomisinin cevabı bu? Tabii. Neden üretim ekonomisi? Evet. Değil mi hocam? Evet. Üretim ekonomisiyle birlikte baktığımız zaman yani bu gerçeğin farkında iktidar ya da iktidar adayı olduğunu söyleyen altılı masa iş politikayla da biraz bağlantılı ama siz umut görüyor musunuz? Yok. Yani şimdi şöyle bunu bizde tabii vatandaş tabii eğitim seviyelerini söyledik. Yani PISA'yı, üniversite imtihanını üzülerek gördüğüm bir şey var. İki taraftar olarak ayrılmışız. Fenerbahçe, Galatasaray. İsimleri şey olarak söylüyorum. Herkes birbirine hınç içinde bağırıyor da. Ya ne top oynanıyor burada? Bu oynanan topun ne sonuçları var? Mesela hani futboldan zor da olsa zorlayarak bir örnek. Hani Avrupa'da, UEFA'da falan bir çeyrek final, bir yarı final hiçbir şey yok. İlk turda elenmiş herkes. Ama birbirimize kıyasıya bağırıyoruz. Abi yani burada bir şey oynanmıyor. Dünya rekabetine çıktığında sen futbolun olarak ne yapıyorsun? İki, sen altyapıya ne önemi verdin? Kaç Türk oyuncu yetiştirdin? Kaçı Türkiye'de oynuyor? Kaç onlarcasını da ihraç ettin? Buralarda yoksun. Yabancıları dolduruyorsun. Biz de birbirimize küfredip duruyoruz. 8 yabancı birinde Türkler birbirine ana avrat işte sor. Şimdi burada bir kafasızlık var. Partilere olan bağımlılığı da böyle görüyorum. Arkadaş bir sorgulayalım bakalım ya. Yani ne diyor? Planı ne? Programı ne? Ne yapıyor? Şimdi hani gireyim takım mi konuya gibi bilmiyorum ama yani son günlerde tutsak izliyorum. Ali Babacan. Evet. Ahmet Davutoğlu. Diyor ki ikisi de Türk kimliğini kaldıracağız. Herkes Kürtçeyi de öğrenmeli. Öbürü efendim anayasadan çıkış çıkaracağız. Baykar'ın yaptığı SİHA, İHA dokunurum onlara. Ya yani Babacan, Ali Bey, Türkiye'nin başka sorunu kalmadı mı en iyi giden yere dokunuyorsun? İlginç. Ya başka bir sürü soru söyleyebilirsin. Mesela çık. Ya de eğitimde PISA sonuçları işte burada. 10 yıllık sonuçlar. Bakın, eğitim sistemini düzelteceğiz. İyi gitmiyor. Ben eğitim sistemini değiştireceğim. Ortaokulları İmam Hatip eğitimine döndürdük. Hata. Bunları söylemiyorsun. Üniversitelerde ilk 500'de kimse yok. Ya bu ne biçim iş? Ben şunu yapacağım.
programın bu de. Programın doğruysa alkışlayalım, yanlışsa eleştirelim. Hı hı. Ama gidiyorsun, hakikaten en başarılı ve sonuçlarını teknoloji gösteren, evet, sonuçlarını da gösteren kızıl elma, bu işte savaş uçağı, İHA'lar, işte SİHA'lar, ihracatlar, uluslararası ihalelere girip kazanarak yapılan ihracat. Ali Bey, senin başka niyetin var o zaman. Şimdi bakın, buradan başladım, daha bunu 6 saatte götürürüm. Yani Babacan derim, Davutoğlu derim, Kılıçdaroğlu derim. Hocam şöyle yapalım, ikinci bölümde derim, başlayalım böyle olur, buna. İç yani, politikaya tabii, girelim, şimdi tabii, yönetmenim de uyardı. Bir reklama tabii, girelim, çok kısa bir reklama gitmeden önce. Gitmeden önce şunu da söyleyeyim, Devlet Bahçeli derim, Tayyip Erdoğan, yani hepsini tek tek sıralarız. Hepsini sıralarız diyelim. Çok kısa bir reklam, reklamın ardından çizgi devam edecek efendim. Reklamların ardından çizgiye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kalkınma ekonomisti Bartu Soral'la birlikteyiz. Hemen iç politikaya girelim hocam. Hocam bir VTR'miz var. Ömer Çelik'in son NATO'ya ilişkin açıklaması. Ekrana gelsin, ardından üzerine konuşalım. İsveç egemen bir ülke. Eğer o ülkedeki terör grupları İsveç'in kolektif bir güvenlik örgütü olan NATO'ya üyeliğini engelleyecek sabotajlar yapıyorsa, bu durumda İsveç'in bunun gereğini yerine getirmesi gerekir. İlk olarak da bunun gereğinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak ilk olarak söylediğimiz neydi? Bu şahısların tutuklanması, yargı önüne çıkarılması ve gereken cezanın verilmesi. Şimdi toplantıya girerken bilgi aldım. İsveç'teki savcı bunların cezalandırılmayacağını söylemiş. Bunların yaptığı işin önce bir hakaret davası olarak ele alınabileceğini, bu şekilde bir inceleme yaptıklarını, ama bu inceleme neticesinde de herhangi bir şekilde bunların cezalandırılmayacağını söylemiş. Demek ki bu savcının açıklamasından şu çıkıyor: İsveç'te isteyen terör grubu istediği eylemi yapabilir, dost ülkelerin ve ileride müttefik olmayı düşündüğü ülkelerin devlet başkanlarını ölümle tehdit edebilir ve İsveç bu terör yandaşlarının propaganda merkezi olarak kendisini konumlandırır. Bu durumda İsveç Başbakanı'nın şunu düşünmesi gerekiyor ve İsveç otoritelerinin şunu düşünmesi gerekiyor: sizin NATO gibi bir güvenlik örgütüne üye olma girişimlerinizi sabote edecek kadar, siz buna sabotaj diyorsunuz, eylem yapabilenler karşısında yargınızın bunda cezalandırılacak bir durum yok demesi bambaşka bir tablo ortaya çıkarıyor. Türkiye'nin yaklaşımı, bizim yaklaşımımız tabii ki NATO'nun genişlemesinden yanadır. Ve tehdit yelpazesinin giderek genişlemesi ve derinleşmesi NATO'nun genişlemesini önemli bir gündem maddesi olarak önümüze koymaktadır. Biz de NATO'nun genişlemesini destekliyoruz prensip olarak. Bu şekildeki bir model demokratik bir model değil. Bu model bir politbüro modeli. Ve kendi cumhurbaşkanı adaylarını şimdiden etkisiz eleman olarak kendilerinin kuracağı bir denetleme iktidarının nesnesi olarak konumlandırdıklarını gösteriyor. Bu haliyle altılı eş başkanlık sistemidir. Cumhurbaşkanı da olduğu zaman yedili eş başkanlık sistemi, ya da masanın gizli ortağı varsa o da masada söz talep ettiğinde sekizli dokuzlu eş başkanlık sistemi olur. Anayasal düzenin bu siyasi paralel yapı tarafından o düzenin üstüne çıkarak denetlenmesi, kısıtlanması, çeşitli şekillerde ona bir sınır biçilmesi,
ona bir yön verilmesi anlamına geliyor. Evet, Ömer Çelik'in açıklamalarını aslında bizimle ilgili kısmı ya da bu başlıkta konuşacağımız kısım NATO. NATO'nun genişlemesinden yanayız diyor Sayın Ömer Çelik. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'te hedef alınması aynı zamanda Türkiye'nin hedef alınması anlamına geliyor. Ama NATO da farklı değil. O da eylemde Mustafa Kemal Atatürk ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef ülkenin sembolleri, devlet başkanları diye bir tatbikatında, NATO karargahında bir tatbikatta hedef almış. Yani NATO da masum değil, şeye kızıyor, İsveç'e kızıyor ama NATO'yu da sanırım görmezden geliyor. Tabi bununla birlikte Milli Savunma Bakanlığı da bir NATO paylaşımı yaptı kurumsal hesabından. Orada da diyor ki NATO'nun en büyük ikinci ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kara, deniz ve havadaki büyük gücüyle adeta bir kuvvet çarpanı olarak NATO'ya katkı sunmaya, ittifakın gücüne güç katmaya devam ediyor. Güçlü Türkiye ne demek? Güçlü NATO, güçlü ittifak demektir. Yani Savunma Bakanlığı da NATO'nun genişlemesinden yana, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardaki parti de NATO'nun genişlemesinden yana bir NATO paylaşımı da, dikkat çeken bir NATO paylaşımı daha var. Amerika'nın eski güvenlik danışmanı John Bolton'un tweet'i, o da NATO ile ilgili. Tabii NATO'nun yanında Türkiye. O da diyor ki Türkiye NATO üyesi ama üye gibi davranmıyor. İhraç edilmeleri veya askıya alınmalarını ciddi bir şekilde düşünmek, yaklaşan seçimlerin çıkarlarını vurgulayarak Erdoğan'ın oylamayı bozmasını zorlaştıracak ve aslında seçimleri bozmasını zorlaştıracak ve muhalefet adaylarına gerçek bir şans tanıyacak. Şimdi Bolton NATO'dan çıkması yönünde Türkiye'nin bir görüş bildiriyor. Yine muhalefeti destekleyelim diye bir görüşü var. İktidar partisinin NATO'yu genişletelim, biz ondan yanayız görüşü var. Savunma Bakanlığı da diyor ki NATO güçlü müttefik, güçlü NATO ittifak anlamına gelir. NATO'nun genişlemesi Türkiye'nin yararına mıdır, zararına mıdır diye bir soru da akla geliyor. Çünkü hedef Türkiye'yi kuşatan güçlere baktığımızda, ki NATO'ya girme girişimizle birlikte birçok Türkiye'nin zararına olan eylemini görüyoruz. En son 15 Temmuz'da görmüştük bunu. Şimdi de bir NATO gündemi var. Türkiye karşıtı cephede NATO ile tehdit ediliyoruz aynı zamanda. NATO'dan çıkmak bizim için bir tehdit mi? Bunları bir konuşalım hocam. Ne dersiniz? Şimdi bir kere tek tek değerlendirelim. Ömer Çelik'in mesajını dinledim. Yani konuşmasını. Biraz şunu yapıyor. Ya siz İsviçre'nin, Finlandiya'nın NATO'ya girmesi için başvuruda bulundunuz. Ve biz onay vermezsek giremez. Diyor, sizin bu haliniz nedir? Yani Türkiye Cumhuriyeti size izin merci durumunda, çünkü veto eden veya kabul etmeyen, ayak direyen tek ülkeyiz. Ve bu NATO üyesi olma avantajını bu bağlamda iyi kullanıyoruz. Sıkıştırıyoruz yani. Alma. Tamam. Önce PKK'lıları at. Önce FETÖ'cüleri ver. Onları bana teslim et. Yaparsan alırım. Yani diplomaside bir söylem vardır. NATO'nun genişlemesini çok isterim. Ama sizde bunlar varken ben ne yapayım ki? Yani Ömer Çelik'in açıklaması daha çok dış dünyaya İngiliz oyunu gibi, ben onlara şahit oldum BM'de. Yani biz de isteriz genişlesin, onu ciddiye almayın. Diyor ki biz isteriz ama siz böyleyken, PKK'ya, örgütlere, terör örgütlerine bu kadar sahip çıkarken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı tehdit ettirirken biraz zor. Bu. Tamam. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'nın ki bunun üzerine bence gereksiz olmuş. Yani bir NATO'yu beğenmek, övmek, ondan sonra bakıyorum Kuvvet Çarpı NATO'ya kadar ittifakın gücünü güçlü demek. Şimdi burada Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında genişlemelidir diye bir ibare yok.
sudan sade suya tirit. Efendim NATO öyledir, iyidir, biz de şöyleyiz. Şimdi söylediklerinde yani NATO'nun en büyük ikinci ordusu olan TSK doğru mu? Doğru. Doğru. Kara, deniz ve havadaki büyük gücüyle adeta bir kuvvet çarpanı doğru mu? Doğru. NATO'ya katkı sunmaya ittifak, yani biraz afaki laflar şimdi. Esas gördüğüm şey şu. NATO nedir deyince NATO yani içinde bulunduğumuz Kuzey Atlantik paktı Soğuk Savaş öncesinde hatta Soğuk Savaş'ta yani Sosyalist Sovyetler Birliği varken Varşova paktı vardı. Buna karşı da Kuzey Atlantik paktı vardı. Türkiye Cumhuriyeti'ni o yıllarda yöneten devlet adamları bir hesap yaptı, kitap yaptı. Ben bugün buradan o günü yargılayamam. Böyle bir hakkım da yok, kapasitem de yok. Varşova Paktı'na değil de NATO Paktı'na girmeyi uygun buldular. Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğinde onun yönettiği, kontrol ettiği Fransa, Yunanistan'ı biz aldık. Biz izin verdik. 1980 darbesinden sonra Almanya'nın falan yani Batı'nın olduğu bir pakt. Şimdi bu paktın başı, lideri Amerika Birleşik Devletleri diyor ki ben PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye binlerce tır silah verdim. Donatıyorum, füze veriyorum sizi öldürsün diye. Evet. Ben söylemiyorum. Kendileri söylüyor. Benim fikrim değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri bir önceki başkanı vasıtasıyla söyledi. Zaten biliniyordu da yani sokaktaki çocuk biliyordu ama kendi de söyledi. İki, sizin diyorlar biz Yunanistan, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri önde olmak üzere sizin Doğu Akdeniz'de tamam hidrokarbon deniz sahası gibi haklarınızı tanımıyoruz. Sizi Anadolu'ya hapsetmek istiyoruz. Üç, o Kıbrıs müthiş bir yer. Onu da size bırakmak istemiyoruz. Yutmak istiyoruz. Girit'te yaptığımız gibi. İki devletli çözüm olmaz deyişleri o yüzden. Hep. Bunları söyleyen, yapan, fiiliyata döken Dede Ağacı Yunanistan'ın Türkiye'ye en yakın sınırını bir Amerikan üssü, bir silah üssü haline getiren ülkeler NATO ülkeleri. NATO budur. Genişlemesi lafı bence talihsiz bir laf. Çünkü Soğuk Savaş'ın bitiminde Rusya ile NATO bir anlaşma imzaladı. Anlaşma imzalandı. Metni var. NATO'nun genişlemeyeceğine dair. Ama o imzadan sonra, o sözleşmeden sonra tipik bir Batı davranışı olarak yeni 14 galiba 13-14 ülke NATO'ya dahil oldu ve bu ülkelerin tamamı Rusya'yı kuşatan ülkelerdi. Evet. Tamam. Ve sonuncusu Ukrayna'ydı. Putin artık Rusya'yı hazırladığında silah sanayi olarak, ekonomik güç olarak kendini hazır hissettiğinde döndü. Bak dedi. Bugüne kadar 14 ülkeyi aldınız, kuşattınız ve o ülkelerde Moskova'ya dönmüş füzeler var. Ama dedi unutmayın dünyadaki en büyük, en fazla nükleer başlık bende. Ve ateşlerim. Yani bunu oyuncak olsun diye koymadım buraya. Ukrayna, bak dedi, olmaz. Bağımsız kal. Yani oraya da girme, bizde de bir yani şeyin olmasın ama ben Moskova'ya bir kere daha sınırıma füze yerleştirmem. Tabii gerçekten Ukrayna'nın başına bir tiyatrocu değil, artist de değil, şovmen gibi yani işte öpüşen, koklaşan, danslar eden bu bir
Bir icraat beni ilgilendirmiyor. Yani ben seyretmem ama karşıda değilim. Bana ne seyredene. Ama devlet yönetmek, o adamın devletin başına gelmesi o bambaşka bir hikaye. Devlet yönetmek kolay iş değil. Tabii neoliberalizm öyle bir dünyanın üzerinden geçti ki aslında. Eskiden devlet yöneticisi, başbakan, cumhurbaşkanı deyince yani donanımlı, birikimli falan. Şimdi Avrupa'da da Sarkozy'ler geldi geçti. İtalya'dan bunga bunga partisi yapan Berlusconi'ler geldi. Yani hakikaten şimdi bakmayın sadece Ukrayna değil bu. Ama adeta Ukrayna'nın başına bu turuncu devrimle birlikte Rusya karşıtı gruplar desteklendi. Ha şunu da söyleyeyim. Anlatırım onu. Ben o desteklere birebir Birleşmiş Milletler'deyken şahit oldum. Batı kontrolündeki kurumlar vasıtasıyla o dönem turuncu devrim için Rusya karşıtlarının gelmesi, demokrasi falan diye Soros fonları ve Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler fonları nasıl aktarıldı, ben ona şahit oldum. Yani bunu bir anılar olarak bir gün anlatayım. Şimdi ve tabii o altyapı oluşturuldu. Zelenski geldi ve şu anda Batı'nın, Amerika'nın paralı savaş aygıtına döndü. Proxy savaş. Yani PYD gibi, PKK gibi. Onlar terör örgütü. Bu da bir devlet. Proxy devlet oldu. Amerika, Avrupa para yağdırıyor. Al para, silah yağdırıyor. Ama kendileri gitmiyor. Rusya ise Slav ırkını, oradaki de yani Slav ırkı ve bundan iki sene sonra, bir sene sonra bu konu bittiğinde daha yüzlerce yıl, binlerce yıl birlikte yaşayacaklar. Onun için Rusya bir travma yaratmak istemiyor. Yoksa Rusya Ukrayna'yı 3 günde tarlaya çevirir. Yani tarla. Katliam yapar. O yani gücü var, askeri gücü. Ama kontrollü gidiyor. Maksat çok büyük travmalar yaratmadan bu konuyu bitirebilmek. Ama Batı bunun bitişine müsaade etmiyor. Silah gönderiyor Amerika Birleşik Devletleri. Ha çok enteresan. Avrupa halkıysa ayakta. Çünkü Rusya'nın fosil yakıtına, yani doğal gazına ve petrolüne bağlı olduğu için enerji fiyatları Avrupa'da aşırı yükseldi ve yok, enerji yok. Dolayısıyla Almanya başta olmak üzere sanayi kapasiteyi düşürdü. Bir kısım firmalar iflas etti. Hane halkları ısınamıyor ve enerji fiyatları çok yükseldi. Faturalar yükseldi. Enerji yükselince yiyecek faturası da yükseldi. Ve halk sokakta eylem yapıyor. Bu savaş bizim savaşımız değil. Batı olarak, Avrupa olarak bizim burada ne işimiz var diye. Aslında bu savaşı kışkırtan Amerika Birleşik Devletleri karşısında sanayide önemli noktalara gelmiş Almanya'nın bile bu kadar çaresiz kalıp 52. eyalet gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin talimatlarını uyguluyor olması beni şaşırttı. Çünkü iktisaden enerjide Rusya'ya bağımlı olduğun için sen kendi ayağına, kendi milletlerinin, Avrupa Birliği ülkelerinin, milletlerinin ayağına sıkıyorsun. Yani enflasyon %9 şu anda Avrupa Birliği'nde, normalde 0.51 ve durgunluk var. Yani hem enflasyon var hem durgunluk var. Avrupa cari yardımlarla, yani hane halklarına yardımlarla ayakta durmaya uğraşıyor ama bu savaşta yediği gol çok fazla. Şöyle ki Rusya'ya en
çok ihraç eden ülkeler Çin birdi, Almanya ikinci sıradaydı, Türkiye üçtü. Almanya sanayi devi, Almanya düştü, Türkiye ikinci sıraya çıktı. Bir örnek verdim sadece. Bunun gibi yüzlerce örnek var. Almanya, Avrupa Birliği'nin üretim merkezi. Aylık ortalama dış ticaret fazlası 1999 avro para birliğine geçildi. Yaklaşık 3 milyar avroydu. Tamam. Her sene yükseldi. Aylık 18-20 milyar avro her ay dış ticaret fazlası veren Almanya, Ukrayna Rusya'ya yaptırımlar ilan edildikten sonra patır 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 her ay dış ticaret fazlası gerilemeye başladı ve son aylarda 3 milyar avroya düştü. Bakın bu rakam tek başına kendilerine ait olmayan Amerika Birleşik Devletleri'nin gider ayak hegemonyayı kaybetmemek için ortaya sürdüğü savaş mekanizmalarına alet olmaları sonucu Avrupa Birliği'nin kaybettikleridir. Ama şunu söyleyeyim, Amerika Birleşik Devletleri'nin ana hedefi Çin'dir. Çin'i durdurmaya uğraşıyorlar. Çünkü Çin, hani Almanya'da bir firmaya gidiyorsun, Hans GmbH, diyorsun ki Hans ne yapıyorsun? İşte şunu yani yapıyorum. Vidası bile Çin'den geliyor. Adı Hans sadece. Çin teknoloji geliştiriyor. Üretmeyi öğrendi önce. Üretim fazlasını yakaladı. Kaliteli üretime geçti. Teknoloji üretmeye başladı. PISA sınavlarında birinci sırada. Lise öğrencilerinin birinci. İlk 100 dünyanın en iyi üniversitelerinde 6 üniversitesi var. Tamam mı? Ha. Şimdi bu üretiyor ve bu bangır bangır geliyor. Tamam mı? ABD hegemonyayı tutabilmek için esas hedefi Tayvan üzerinden, Japonya üstünden, Pasifik'te bir hareketlenme yaratmak ve savaşa sokmak ama gelen rakamlar gösteriyor ki böyle bir silah, mühimmat cephaneye sahip değil. Hatta onu size konuşacağız şey hocam dış politika başlığında. Evet. Yine buradan. Aslında, şunu söyleyeceğim. Buyurun. Pardon. O John Bolton. Bolton'un tweetini gösterebilir mi arkadaşlar? Tabii, tabii gelsin hemen ekrana. Şimdi burası önemli. Çünkü şimdi bu adam Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir siyasetçi. Neokon diyorlar. Yani işte bunlara daha saldırgan, daha emperyalizmi, daha yani pataküte yapan. Şahin kanat diyelim. Şahin kanat diyelim. Ha, Şahin kanat. Bunlar bunlar Irak'ı ve Libya'yı bu ülkelerde nükleer silah var diyerek bombalayan milyonlarca sayı şey değil milyonlarca insanın ölümüne sebep olan yalancı adamlar. Bunu ben söylemiyorum. Söylediklerinin yalan olduğu bir bir hepsi ortaya çıktı. Yani Irak'ı parçaladılar. Saddam'da nükleer silah vardı diye sunum yaptılar. Orada kimyasal burada silah, evet. Kimyasal silah görüldü ki ne kimyasal Tony silah Blair var. Dedi, yok ne, öyle bir şey. Hiçbir şey. Tamam. Şimdi bu yalancının ve bu katilin katil bu. Ha, bunun bir özelliği daha var. Bir televizyonda seyrettim onu. Diyor ki dünya üstündeki Latin Amerika olsun, Orta Doğu ülkeleri, Brezilya, Pakistan. Buradaki darbeleri biz organize ediyoruz diyor. Ben diyor şahsen planlarının içinde oluyorum. Maksadımız demokrasi getirmek diye de süslemeyi ihmal etmiyor. Tamam bak bu. Diyor ki bu. Bak bu çok önemli aslında.
Diyor ki bu. NATO üyeliği askıya alınmalı veya yani NATO'dan yani şey yapılmalı, gönderilmeli ki öyle bir hakları da yok aslında da. Böylece yaklaşan seçimlerde Erdoğan'ın kazanma şansını zora sokabiliriz ve muhalefetin adayına bir imkan sağlarız. Şimdi bak bu var ya. Şimdi basit bir paylaşım değil mi? Basit bir paylaşım değil. Şimdi bak bunu muhalefet şiddetle karşı çıkmıyorsa, lanetlemiyorsa, terbiyesiz demiyorsa ben size söyleyeyim. Millet bunu öğrendikçe o muhalefet Türkiye'de seçim kazanamaz. Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri karşıtlığı şöyle baktığımızda %90'lardadır. Belki daha fazla. Üzerinde %90'ın çoğun araştırma. Onun için Amerika'ya seçimlerden önce giden, oradan danışman bulan, ya biz işte oradan İngiltere'ye gidenin bir de Türk bayraklarını indirtip PKK'lı birini danışman yaptım diye PKK televizyonuna röportaj verdirenlerin bak ülkede kazanma şansı yok. Yani o şeyin tribünün bu altılı kısmında oturan vatandaş ve arkadaşlar kendi partilerinize söyleyin. Bu halle, bu demin anlattıklarımla Türk milleti size oy vermez. Vermez bak. Hatta ben bunu şunda da söylemiştim. 2015'in Haziran ayı. Yani seçimler var. Çözüm süreci başlamış. Habur. İşte Habur'da rezalet. Evet. PKK'lılar geldiler falan. Kitabını yazdım onun o zaman ben. Ve itiraz ettik. Balyoz, Ergenekon falan. Yani önü açılıyor. Bu işin önü açıldı. Balyoz'la, Ergenekon'la. Tamam. O zaman biz de söyledik. Bağırdık, çağırdık. Bir sürü olaylar oldu. Kitaplar yazdık. Yani televizyon çıktı. Ne oldu? 2015 Haziran'da AKP iktidarı kaybetti. O gün, o gece MHP tekrar erken seçim istiyorum dedi. Açılım süreci sonuçlandı, bitirildi. Hendek Savaşı başladı. Yüzlerce şehit verdik bu hatadan ötürü. Tamam. Kasım'da AKP oylarını %11 arttırdı. Bunu altılı masa ve tribün daşlarının bilmesinde fayda var. Yani şu mesaj aslında bence çok çok önemli mesajdır. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin şahinleri diyor ki Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim. Vay be. Muhalefete yani korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Büyük dersler çıkarılması lazım. Tabii. Şimdi hocam buyurun. Yeni bir başlığa gireceğim. Evet. Reklama da çok kalmadı ama. Şimdi sistematik olarak düşünmemize sebep olan belli açıklamalar var. Hı hı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi eleştiriyor Sayın Kılıçdaroğlu. Hı hı. Bu eleştiriyle birlikte aynı takvim dilinde aslında Pentagon'un psikolojik harp elemanlarından diyelim artık Michael, evet, Rubin. Hı hı. Amerikan Kongresi'nde Türkiye'nin İHA silah ihracatına karşı yeni yaptırımların gündeme alınmasıyla ilgili çağrıda bulunuyor. Hı hı. Bir taraftan da az önce aslında ufak bir girizgah yaptık. Ali Babacan, Sayın Babacan da diyor ki bu savunma sanayisiyle ilgili gelişmeler ya da bu savunma sanayisiyle ilgili çalışan şirketlerin bu projeler kutsal hale getirildi diyor. Hı. Dokunacağız. Şimdi bunların zamanlamasını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aslında öncesinde de kimyasal yalanı var. Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor diye. Evet. Türk Tabipler Birliği Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Bir PKK'nın iftirasını, evet, aslında dillendirdi. Hı-hı. Propagandasını yaptı. Hı-hı. Türk Silahlı Kuvvetleri niye hedefte ya da
bir programlı saldırının olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi programlı bir saldırı olduğu net zaten. Yani baksanıza şimdi o açıklama var işte bir tarafta. Rubin'in açıklaması var. O da AKP'nin başarısı olarak sunduğu, halbuki AKP iktidarından çok önce yani kurulan Baykar, evet. Yani İHA, SİHA, Kızıl Elma, Muhrip Uçak, hani adamlar yapıyor. Şimdi bir şirket, bu şirket demek ki SİHA'ları, İHA'ları ihraç etti, kazancı yatırıma döndürdü. Kazancı yatırıma döndürdü. Yani sattı, kazandı, tekne almadı. Sattı, kazandı, yurt dışına götürmedi. Sattı, kazandı, yatırıma koydu. Sattı, kazandı, yatırıma koydu. Koydukça büyüdü. Motor vermiyorlardı bir ara. Evet, evet. Onu halletti. Şimdi ne yapacağız? Bunu Türkiye'nin en başarılı işlerini yapan, en başarılı işlerinden birini yapan bir şirket. Evet. Yani babacan, Allah Allah, Rubini, Amerikalı Pentagon'un memuru ve Şahin, CIA'de zannediyorum çünkü evet. Yani birlikte işlerler, buraya saldırıyor. Diyor ki bu SİHA'lara, İHA'lara, Baykar'a ambargo öldürüp, ambargo uygulayıp bu şirketi öldürelim. Satamasın. Azerbaycan'da barış olmaz diyor yoksa. Yani Ermenistan toprakları alır tekrar. Onların istediği o zaten. Çünkü Amerika Meclisi'nin sözcüsü Pelosi, hı hı, Tayvan'a gitmeden önce Ermenistan'a Karabağ'a gelmişti. Karabağ'a geldi, Ermenistan'a gitti. Ermenistan'a Erivan'a, özür dilerim. Tabii. Desteğini açıkladı. Desteğini açıkladı. Yani aslında cepheler, ayrışma, saflar çok net. Yani Türkiye Azerbaycan'ı destekliyor her anlamda. İHA'yla, SİHA'yla, askeriyle, özel kuvvetleriyle. Amerika, Fransa, Yunanistan Ermenistan'ı destekliyor. Altılı masa kimi destekliyor? Bir reklama gideceğiz. Reklamlardan evet, sonra bunun cevabını vereceğiz. Çok kısa reklam efendim. Çizgiye reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kalkınma ekonomisti Bartı Soral'la birlikte. Sayın Hocam, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Ermenistan'ın yanında dedik. Türkiye içerisinde altılı masaya geldik. Altılı masa kimin yanında? Joe Bolton'un yapmış olduğu son sosyal medya paylaşımı üzerine. Buyurun lütfen. Evet. Şimdi Babacan'da, yani altılı masanın üyesi de aynısını söyledi. Yani dokunacağız dedi. Onu daha önce de yani söyledim. Başka dokunacak konu yani kalmadı mı? Savunma sanayinde Baykar'a söylenecek bir şey yok. Çok başarılı. Bizim Aselsan, Habelsan, TAİ ile ilgili olarak oradaki projelere, yatırımlar, harcamalar ne kadar harcandı? Bu TAİ, Habelsan, Aselsan vesaire ne sonuçlar aldı? Devletin mutlaka
orada bir verimlilik araştırması yapması lazım. Yani ama hocam Habersan şunu buldu. Tamam. 10 milyar dolar harcandı. Onu mu buldu sadece? Gibi örneklendiriyorum. Yani böyledir demiyorum. Sadece ne kadar para ayrıldı? Çünkü hükümet savunma sanayine ve bu sanlara, yani Aselsan, Habersan falan epey kaynak ayırıyor, iyi yapıyor. Peki bu kaynaklar ne kadar verimli kullanılıyor? Ne sonuçlar elde ediliyor? Ona da bakmak lazım. Şimdi altılı masa zaten mutabakat metninde Türklük yok. Atatürk yok ilk başta. Tabii. İmzaladıkları ve 1921 anayasası var. Yani özerkliğin olduğu, yani üniter yapının olmadığı 1921 anayasasını baz alıyoruz diyerek aslında zaten Amerika'ya, PKK'ya, HDP'ye yani Amerika'nın aparatlarına da bir mesaj vermiş oluyor. Bu haliyle 1924 anayasası demesi lazımken 1921 diyerek zaten hepimizi şok etti. Ne diyor bunlar diye. İnanılmaz bir şey. Bir düzeltme de gelmedi. Ardından Babacan'ın anayasadan Türklüğü kaldıracağız. Davutoğlu'nun herkes Kürtçe de, Türkler Kürtçe de öğrenmek zorunda açıklamaları. Bunların niyetleri hakkında bizleri şok ederken ve rahatsız ederken, ha şunu da söyleyeyim, ciddiye de almıyorum zaten. Yani Türk milletini ne anayasadan hiç kimsenin gücü yetmez. Yani Türkleri, bizi, Türk milleti kavramını, resmi dili, Türkçeyi, tek dili kaldırmaya kimsenin gücü yetmez. Orası çok net de. Fakat Amerika'nın söylemleriyle Babacan ve Davutoğlu'nun söylemlerinin aynı olması, buna karşılık milliyetçi olduğu iddiasındaki ama pek çok şaibeyi barındıran Meral Akşener ve kadrosunun sessiz kalması, hiç ağzını açmaması ve HDP ile yakın ilişkisi İngilizlerle akşam yemeği seçildiği gün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği gün Kıbrıs'a gidip federasyon olmalı, ikili devlet olmamalı diyebilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na duyduğu sevgi yüzünde Rabbi yesir gördüm demesi falan İyi Parti'nin zaten bizler üzerinde hayli şaibe üretmesini sağladı. Zaten İyi Parti şunu da yaptı. Türkiye NATO, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Rusya'ya yaptırım uygulamalıdır. O gün ya dedim Allah korudu da iktidarda değiller. Çünkü biz Almanya kadar güçlü de değiliz ve enerjiye Almanya kadar enerjide Rusya'ya bağlıyız. Allah korusun öyle bir yaptırım uygulasaydık biz bitmiştik. Yani üşüyorduk, susuzduk falan falan. Allah'tan bu macera. Ama bu söylemler İyi Parti'nin zaten nerede durduğunu gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de durumu ortada. En son iki gün önce, üç gündü Kemal Bey'in baş danışmanı PKK TV'ye, geçmişi de zaten PKK ve HDP herhalde, Türk bayraklarını indirerek bir söyleşi verdi. Ve o Cumhuriyet Halk Partisi ayağa kalkmadı. O Cumhuriyet Halk Partisi ayağa kalkacak, o adamı kulağından tuttuğu gibi oradan atacak. Atmıyorsa, atmıyorsa kusura bakmayın, o zaman bu millet güvenemez oraya. Her ne kadar Cumhurbaşkanı'nın başta kadrolaşma olmak üzere 99 tane hatası var ama baktığınızda
Yani burası, yani bir seçimse, kötüler arasında bir seçimse, kusura bakmayın, burası altılı masa çok tehlikeli gidiyor. Bunun tehlikeli gittiğini de Amerika Birleşik Devletleri söylüyor zaten. Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim, bunları kazandıralım. O yok yani, öyle olmaz. Peki. Hocam şimdi Ankara'dayız. Ankara'da da bir son birkaç hafta içerisinde bir cinayet işlendi. Ülke Ocakları'nın eski genel başkanı Sinan Ateş bir suikastla hayatını kaybetti. Tabii rahmet diliyoruz. Evet. Şimdi burada MHP dediğimiz zaman İYİ Parti ve MHP'yi yan yana koyduğumuz zaman bir kuvvetin MHP içerisinden İYİ Parti'de ayrıldığını ve İYİ Parti'yi bölen bir parti olduğu, İYİ Parti'nin MHP'yi bölen bir parti olduğunu hep konuşuyorduk. Şimdi bu gelişmelerle birlikte baktığımız zaman bir siyasi hedefi de, tabii siyasi bir suikast, siyasi bir hedefi de olması lazım. Siyasi hedefi var tabii. Siyasi hedefi neydi? MHP'de yine bir operasyon mu, operasyon odağı mı oldu MHP? Bu sonuçları da düşünmek lazım. Çünkü belli çevrelerden İYİ Parti'nin MHP'yi bölmesinden sonra bir kitlesel ayrılmanın da olduğuna dair propaganda yapılıyor. MHP bir dönem sessiz kaldı. Daha sonra bize ihale edilmeye çalışılıyor dedi Sayın Bahçeli. Bu suikastin siyasi hedefi neydi sizce? Şimdi benim gördüğüm şu. Tabii ilk önce bir Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı gibi önemli bir görevde bulunmuş. Öğretim üyesi, doçent, hepsinden üstte iki tane kız çocuğu olan ve torbacılara öldürtülen bir insan. Allah rahmet eylesin. Dolu dolu. Şimdi ikinci, bunun siyasi hedefi MHP'ye zarar vermek, o bağlamda Cumhur İttifakı'na zarar vermek, yine bu bağlamda MHP ile yakın ilişkileri olduğunu sergileyen Süleyman Soylu'ya zarar verme maksadı vardı. Tamam. Benim gördüğüm bu. Bir zincir en zayıf halkası veya halkaları kadar güçlüdür. Diğer halkaları ne kadar güçlü olursa olsun, 3 tane zayıf halka atarsanız zincire kadrolaşırken, o zincir güçlüler değil, o 3 zayıf halka kadar güçlüdür. Şimdi bunu organize eden, planlayan akıl belli ki MHP içinden birilerini de bu işe sokmuş. Çünkü eldeki bütün veriler, yani katilin kaçırılması, MHP milletvekilinin evinde saklanması, kaçıranın gözaltına alınması, geri bırakılması, bugün tekrar ifadeye çağrılması, savcının değişip MHP'ye yakın birinin gelmesi, bak böyledir. Yani kontrol edemediğiniz insani duygular eğer çok gelişmiş, iyi yetişmiş, donanımlı zekalara sahip değilseniz bazı insani duyguları, hırs gibi, öfke gibi, sana bir ders vereyim de gör gibi duyguları bastıramazsınız. Birisi oradan çengel attığında o duygularınız kontrol edilmez biçimde ortaya çıkar ve sizi bir anda Gladio'nun avına düşürmüş olur, ağına. Zannediyorum çok net anlattım. Onun için zaten iki torbacı, iki yani motorcu, iki özel harekatçı. Bunların hiçbiri Sinan Ateş'i tanımaz bile. Bunu kim organize etti? Yani bir ipuçları bırak. Banka hesapları şunlar bunlar. Yani para transferleri para bu kadar aşikar olmaz herhalde. Şimdi burada gidiyor. Altta. Yani MHP bulaşıyor böylece zayıf halkalarıyla. Onlar bir yerlerden tek başına yapamaz onu. Çünkü orada bir silsile var, bir düzenek var. O ondan izin istiyor, icazet alıyor işte falan. Burası belli. Şimdi Devlet Bahçeli bilmiyor.
Ama Devlet Bahçeli dönüp de şunu söylese, Allah rahmet eylesin insani. Katiller her kimse, planlayan, örgütleyen, götüren, getiren, yapan kimse adalete teslim edilmesini devletten bekliyoruz. Bundan daha doğal, daha doğru bir söylem olabilir mi? Çok gayet doğal. Katiller kimse bulunsun. Evet. Adalete teslim edilsin. Nokta. Ama bunu söyleyemedi. Niye? Ne var ki? Bir şey var mı bunda? Hiçbir şey söylemiyor. Çünkü biliyor. Diyor ki bu yani biz bunun altında kalırız. Şimdi onun için benim gördüğüm bu siyasi cinayetin hedefi bu. Ama bu seçim ortamında nihai sonuçların ben planlayan kim, organize eden kim, yukarıda kimler var falan ben bunlarla ilgili çok bir şey olacağını tahmin etmiyorum doğrusu. Böyle. Hocam dış politika başlığına geçelim. Dış politikada da birkaç başlık var ama girebildiğimiz kadar girelim. Washington Post bir yazı yayınladı. Türkiye'nin NATO'da yarattığı çatlağın tek kazanı Putin oldu diyor. S-400 alımıyla ittifaka ihanet eden, Türkiye ihanetle suçluyor. İhanet eden Türkiye'nin daha fazla Asya'ya kaymaması için ABD Kongresi'nin F-16 kozunu kullanması gerekiyor. Tabi bu anlamda da Çavuşoğlu bir açıklama yaptı. Şimdi şu saatlerde Amerika'ya ya yolda ya ulaştı. Anthony Blinken'la stratejik mekanizm toplantısı ve bakanlar düzeyindeki toplantıyı gerçekleştireceğiz diyor. Bir açıklama yaptı. Gündemimizde belirlediğimiz konuları değerlendireceğiz. Bunlardan biri de F-16. Bunun dışında da ikili düzeyde, bölgesel düzeyde değerlendireceğimiz konular var dedi. Evet. İran Dışişleri Bakanı Türkiye'deydi. Onun ardından, o görüşmenin ardından yola çıktı Sayın Çavuşoğlu. Nereye gitti? Amerika'ya gitti. Şimdi Amerika'da böyle bir süreç var. Amerika'nın F-16 ile havuç sopa mı yapacak? Türkiye burada hangi adım atacak? Bu hem Çavuşoğlu'nun açıklamasını hem de Washington Post'taki bu tehdidi nasıl okuyalım? Evet, şimdi bu konu tabii enteresan. Şimdi S-400 Türkiye aldı. Yunanistan'da da S-300'ler var. Bu bir. İki, F-35 savaş uçağı projesine Türkiye dahil oldu ve yaklaşık 1.8 milyar dolar para ödedik. Ödeme yaptı. Amerika paraya çöktü. Yani projeden çıkarıyorum seni, paranı da vermiyorum diyor. Çöktü denir amiyane tabirle. Bu arada F-35'lerin çok başarısız uçaklar olduğunu belgeleriyle, görüntüleriyle, sebepleriyle, sonuçlarıyla anlatan havacı komutanlar var. Beyazıt Karataş'tan dinledim örneğin ben. Seyrettim de. Yani F-35'ler zaten yani matah değil. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'a F-35'lerin verilmesiyle ilgili olarak iki gün önce bir karar aldı yani mecliste. O arada Türkiye'ye de modifiye edilmiş F-16 verelim bari diye bir söylem. Şimdi bu eziklikten millet sıkıldı. Türk milletinin Atatürk'e olan özlemi onun emperyalizme karşı dik duruşundan ve taviz vermemesinden tam bağımsızlıkçı ve anti-emperyalist olmanın gereklerini yerine getirmesinden ötürü Türk milleti Atatürk'ü özlüyor. Her geçen yıl ölümünün üstünden zaman geçtiği halde unutulmuyor. Tam tersi daha da büyüyor. Niye büyüyor? Türk milleti o dik duruşu istiyor. Türk milleti gururlu bir millet çünkü. Bu ne? Yani F-16'nın peşinde koşturacağına eski model,
modifiye edilmiş Şahin peşine koşturacağına. Ne dedim? TUSAŞ, TAİ, Aselsan. Bunlar ne yapıyorlar? Yani paralar harcanıyor. Savaş uçağını uçurduk. Bir yere kadar geldi Baykar. Ne kadar destekliyorlar? Bu yatırımın karşılığı geliyor mu, gelmiyor mu? Planımız ne? Neler yapıldı? Çünkü şöyle bir realite var. Eğitim sistemi uluslararası rekabette ve sınavlarda bu kadar geride olan bir millet nasıl üretecek teknoloji? Teknoloji üretecek beyinleri yetiştirmeden nasıl üreteceğiz biz bu motoru, yazılımları? Burada bir soru işareti var. Kapalı kutu bilmiyoruz. Aselsan bir açıklama yapıyor. Ben bunu yaptım. Tam belli değil. Bu kadar harcama var. Devletin mutlaka bu kurumların buluşlarını, ne bulduklarını, bu yatırımlarla projeleri nereye kadar getirdiklerini incelemeli ve Türkiye kendi savaş uçağını yaklaştım zaten. Benim ne işim var orayla? Adam kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor seninle. Hani F-35'ten, F-35 projesinden çıkarıyor, paranı vermiyor, diyor ki sana, sen ayağıma bir gel, F-16'ları bir konuşalım. Bu olmaz. Millet bundan sıkıldı. Millet artık, milletin Tayyip Erdoğan'a bu ekonomik sıkıntılara rağmen hala belli miktar oy veriyor olması, Tayyip Erdoğan'ın Batı ve ABD'ye karşı görece, karşıdaki altılı muhalefetle karşılaştırdığında dik duruyor olmasından. Azerbaycan'da var. Var mı? Var. Karabağ girdi işte falan. S-400 aldı mı? Amerika sana Patriot vermedi. O zaman S-400 alıyorum dedi. Aldı mı? Aldı. Libya ile Doğu Akdeniz'le ilgili olarak anlaşma yaptı mı? Yaptı. Şimdi ötekine bak. Yani bunlar hani çok zaten, yani zaten yapmalı. Ama ötekine bakıyorsun. O yüzden hala belli bir oy oranı var. Ve altılı masa PKK, HDP, Amerika, İngiltere, FETÖ dedikçe oy oranı artıyor. Altılı masa konuştukça Cumhur İttifakı'nın oy oranı artıyor. Çünkü işte millet bunu özledi. Şimdi bu noktada Çavuşoğlu'nun gidip oraya F-16 o pazarlığı yapacağına, şu TAİ falan ne yapıyor? Onlara bakın. Bu yeter artık ya. Pazarlık yok. Kedi fare oyunu var çünkü. Tamam. Peki hocam. Hocam şimdi yine dış politikayla devam edelim. Suriye'yle bir normalleşme sürecimiz var. Daha önce Rusya 17 Ocak'ta, yani dün itibariyle bir zirve olacak. Suriye, Rusya, Türk Dışişleri Bakanları Moskova'da bir araya gelecek şeklinde bir açıklama yapmıştı ama o görüşme olmadı. Sayın Çavuşoğlu da Amerika ziyaretini ajandasını açıkladı. Ben Amerika'ya gideceğim önce dedi. Suriye konusunda bir pazarlık mı var acaba? Türkiye'nin Amerika ile yürüttüğü bir pazarlık söz konusu olabilir mi? Şimdi şöyle, işin matematiğine baktığınızda olması pek mümkün değil. Niye değil? Çünkü son bir senedir Türkiye'nin Rusya ve NATO, ABD ve AB arasındaki denge politikası, dengeli götürdüğü politika Rusya'yla yakınlaşma sonucunu doğurdu. Kopabilirdik eğer yaptırımları uygulasaydık, şu anda kopmuştuk. Bu yaptırımları uygulamayınca Rusya bize bir iki adım attı. Ve bir, Türkiye doğalgaz ticaret merkezi olsun dedi. Çok önemli. Evet. Çünkü
Türkiye'nin 2-3 yıldır bu stratejisiydi. Putin yeşil ışığı yaktı ki çok önemli bir gaz tedarikçisi olarak Türkiye'nin doğal gaz ticaret merkezi, fiyatların belirlendiği ve Avrupa'nın ihtiyacının karşılandığı bir merkez olması çok önemli. Türkiye'de belirlenen doğal gaz fiyatı demek, Türk sanayisinin de ucuza elektrik kullanması demek. Çünkü doğalgazdan elektrik üretimi olduğu için. İki, Türkiye'nin Rusya ile ticari bağları arttı. Evet. Öyle ki Rusya'ya en büyük ihraç eden Çin bir, Almanya iki idi, Türkiye iki oldu. Başka? Burada pek çok Rus şirketler geldi, iş kurdu, iş açtı, ticaret canlandı. Türkler gidiyor oraya, bir takım engeller, Rus malı geliyor, millileştiriliyor, eklemeler yapılıyor, gayet güzel. Gönderiliyor Avrupa'ya, Avrupa da kullanıyor burayı. Yani bu ilişkinin Türkiye'nin ticaretine faydası oldu. Şimdi bu noktada Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin yapacağı pazarlık bana pek mantıklı gelmiyor. Çünkü burası ile bir oturmuş süreç ve işbirliği var. Zaten Suriye başkanıyla görüşme Rusya'nın da katılımı ve davetiyle oluyor. Çünkü fiilen Rusya Suriye'nin Amerika saldırısında parçalanmasına engel oldu. Sahaya indi. Evet. Libya'da inmedi. Doğru. İnmedi, parçalandı. Burada indi, parçalattırmadı. Hakikaten de korudu orayı. Şimdi uluslararası terör örgütlerinden Suriye'yi, yani bölgemizi temizleme gündemi var. PYD de PKK uluslararası terör örgütleri ve Suriye'nin bir bölgesine ne işgal etmişler. Gerçekte Suriye petrolünü Amerika'ya satmak için kullanılan proksiler. Hocam son bir dakika. Ha, öyle mi? Tamam, peki. Onun için ben öyle bir şeyi olduğunu düşünmem ve çok da yanlış bulurum. Çünkü dengeler çok dağılır. Bu sefer Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerimizde de o taraftan darbe yeriz. Hiç gerek yok buna. Peki hocam. Evet. Ekonomi ve politika ilişkin yurtta ve dünyada olan gelişmeleri masaya yatırdık. Kalkınma ekonomisti Bartu Soral'la konuştuk. Her iki haftada bir çarşamba akşamları konuk olacağız ekranlarınıza. Çizginin bu bölümünün sonuna geldik. İlk bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki çizgi programında görüşmek dileğiyle. Ulusal kanalda kalın. Esen kalın efendim.